seyirciler. Bugün Pesane'deyiz ve Pesane'de muhteşem bir şenlik var. Buradaki müzik seslerini duyuyorsunuzdur mutlaka. Bugün burada Pesane'de Artvin geleneksel tanıtım ve kültür şenlikleriyle karşınızdayız. Şimdi gezimize başlayabiliriz. Öncelikle yürütme kurulu adına Hakan Bekar Beyefendi, Artvinler Müspet Vakfı Başkanı Hakan Bekar Beyefendi'yi alkışlarımızla huzurlarınıza davet ediyorum. Ve Artvin'den gelip önce Ankara, sonra da İstanbul'da azim ve coşkuyla memleketimizi, Artvin'imizi tanıtmaya çalışan sizlere ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Çalışmaların Artvin tanıtımına ve turizmine şüphesiz çok katkısı olacaktır. Ama yetmez. Her Artvinli'nin yılda en az bir kez memleketi ziyaret etmesi ve yanında da Artvinli olmayan bir misafiri getirmesi gerekiyor. Böylece herkesin cennet Artvin'imizi görmesini sağlaması gerekir. Artvin'imizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya çalışırken doğal güzellikleriyle, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle atalarımızın bize teslim ettiği Artvin'imizi bizler de gelecek nesillere bırakmak arzusu ve inancıyla çalışmalarımızı devam ettireceğimizi söylüyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Rahmetli Kazım Koyuncu. Evet. Kazım Koyuncu malumunuz ilçemizin değerli bir sanatçısı. Onu anmadan geçmek istemedik. Onu rahmetle anıyoruz. Standımızda en güzel köşeyi ona ayırmak istedik. Onu kendi değerli özel eşyalarını sergilemek maksadıyla buraya getirdik. Ve bu eşyalarını sergileyerek anmak istedik. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada muhteşem bir şey var. Evet. Anlatır mısınız? Bu normal bildiğimiz su değirmeni ama bu elektrikle çalışıyor tabii buraya getirmemiz için. Su değirmeninin elektrikle çalışanı bu bildiğimiz mısır öğütüyoruz burada. İşte mısır ununu bu şekilde elde ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Efendim sizi tanıyabilir miyim? Ben Emine. Emine, hoş geldin. Evet, hoş buldum. Siz Emine çok geldin. Güzel. Karadeniz'den, Artvin'den gelen tam Artvin genç kızı. Emine bize neler yaptığını bir anlatır mısın? Neler yaptım? Laz böreği getirdim. Onu tanıtmak Nedir istiyorum. Burada? Laz evet. böreği var burada. Evet. Laz böreği Karadeniz yöresinin her yerinde ünlüdür. Meşhurdur. Evet, meşhurdur. İçinde muhallebi var. Üstü de şerbetle ıslatılıyor ama hani Nasıl öyle... Nasıl yapıyorsun? Muhallebi haline geldikten sonra şerbetini döküyorsun. Ama evet, muhallebiden ama onu, önce de bir işlem mutlaka ya yapmak o, lazım. Tabii ki de o hamur kat kat açılıyor zaten ona. Hani tek kaç bir hamurdan açılıyor? Yapılmıyor. Altı muhtemelen bir ona yakın. Üstü de o şekilde. Altına muhallebi giriyor ve üstü şerbetle ıslatılıyor. Sonra da böyle pişiyor ve servise sunuluyor. Fırınlanıyor. Evet. Ondan sonra şerbet evet, dökülüyor. Evet. Ve
servise sunuyorum. Tanıtmak için de getirdim işte. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırlı siz de hoş geldiniz. Burada neyimiz var? Burada bir baklava görüyorum. Gelsin Emine. Evet, burada. Cevizli ev baklavam var burada da. Evet. Bu da 80 katlı bir tatlı. 80 tane katı var. Evet. Aralarına mı cevizler konuluyor? Evet. Her bir araya ceviz konuluyor. Bu şekilde evet, tandır fırınında pişiriliyor. Buna göre çok büyük bir evet, fırın evet. Olması lazım. Tabii. Kesinlikle. Çok güzel. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Bol teşekkür kazançlar diliyorum. Teşekkürler. Başka. Efendim hoş geldiniz İstanbul'a. Artvin'den geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz neler hoş getirdiniz geldiniz bize? Vallahi, bunlar hiç yabancı gelmiyor tabii bunlar, bize. Sizin Artvin'in meşhur değil de bunlar Hatay'ın evet, mamuleri. Geçen hafta biz Hataylılar evet. Köyünde yine buradaydık. Bunlar hiç yabancı gelmedi o evet. Yüzden sevgili seyirciler. Mumbarı görünce hiç yabancılık çekmedim ve onun için sordum. Artvin'de bu nasıl yapılıyor acaba? Şimdi Artvin'de bu yapılmıyor efendim. Bu biz geçen hafta Hatay günleri olduğu için çok rağbet görüldü. Onun için Artvinli arkadaşlar halka bizden hizmet etmek evet, adına tekrar evet tekrar burada stand açtık. Artvinli arkadaşlarla beraber bizi çok davet güzel, ettiler. Çok biz de geldik buralara. Yine arkadaşlarımıza, halkımıza aynı lezzeti tattırmak ve devam ettirmek için buraya geldik. Çok güzel işte sevgili seyirciler. Kültürün birleştirdiği insanların hangi noktaya getirdiğini görmekteyiz. Kültür nasıl insanları bir araya getiriyor? Geçen haftaki ilişkilerden dolayı, gelen taleplerden dolayı Hatay kültürüne ait mumbar bu hafta yine Artvinlilerin tezgahlarında. Evet. Efendim çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ustam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben bu gidişle müthiş derecede bugün kahvaltımı yapmış oldum. Afiyet şeker olsun. Bu geriye bazlı koyun tulumu. Bir sene geride kalır, ondan sonra satışa çıkar bu. Mağarada durar bu peynir. Nasıl yani? Mağarada ne kadar duruyor? Bir sene. 9 ay veya bir sene durar yani. Çok kıymetli olsa geri. Evet. Peki bunun dışı nedir ustam? Geri tulumu, koyun gerisi, içi de koyun, dışı da koyun. Yani bunlara basarız yazdan, bir sene boyunca durar, ondan sonra böyle satışa çıkar bu. Bu da keçi tulumu. Bak geriye basılmış. Onun sırtında da bir deri var. Evet. Bu da deri. İçi, dışı deridir bunun da. Bu da aynen yani bir sene deri, mağarada bekler. Ondan sonra böyle yöresel ürünlere çıkarız. Satmaya başlarız. Peki gelelim peynirlere. Bunlar Türk peyniri. Bunlar Karadeniz'in tabii bunlar. Her yerde olmaz zaten o. Muhlamalık peynir. Eritmelik denir, yumurtalı yaparlar. Çok güzel olur bunlar, süner yani. Bak o da manda yoğurdumuz bak. Ne yoğurdu? Süzme manda yoğurdu. Manda yoğurdu. Evet. Orijinal yüzeyi doğaldır yani, köy yoğurdu. Orada çelalarımız var efendim. Çok güzel, muhteşem. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne yapıyoruz usta? Biz şimdi kuymak yapacağız. Ne yapıyoruz? Kuymak yapacağız şimdi. Kuymak. Evet, kuymak yapacağız. Kuymakla mıhlamanın arasında fark nedir? Kuymakta mısır unu var. Mıhlamada sade peynir eritmesi. Sade şimdi peynir bu, eritiyor. Şimdi bu kuymak oluyor. Ha, şu peynirini alayım. Hadi peynir al bakalım. Şimdi bu peynir de önemli evet. Bir peynir bildiğim evet, kadarıyla. Evet tabii önemli bu. Kuymak peyniri işte yağlı peynir. Böyle açıyoruz tel tel yapıp. Şimdi kuymak yapıyoruz. Mısır ununu yağla kavurup ondan sonra biraz su koyup böyle içine de peynirini karıştırıp herkese işte sunumunu hazırlıyoruz böyle. Böyle karıştırarak eriteyim. Şöyle güzel oluyor. Evet süzdüre süzdüre evet, yapıyoruz. Evet süzdüre süzdüre yapıp üzerine de eritilmiş tereyağını katıp böyle hazır vaziyete getiriyor gülüm. İşlemimiz bu kadar. Evet bu kadar. Daha önceden mısır ununu tereyağıyla kavurup hazırladık yani önceden. Tabii.
Burada hemen, İstanbul'lulara evet, burada servis yapmak için. İstanbul'lara, Artvinlilere gelen misafirlerimize. Ablacığım siz Artvin'den mi geliyorsunuz? Olsun. Ben olsun. Ben Darendeliyim. Darende'den geldim ama ben 20 senedir bunların içindeyim. Hep öğrendim. Her şeylerini öğrendim. Göz atmam da çıktı. Olsun ablacığım. Seni bugün Artvinli kabul edelim. Tamam, Artvinli olarak hazırladım. Şimdi hazır, yemeğe hazır. Şimdi hazır. Şimdi bunu arıtı üzerine tereyağını dökeceğim. Bu hazır vaziyete geldi. Ah böyle. Oo, mis. Mis gibi hazır. Yemeğe hazır yani. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Buyurun, bunu da size ikram edeyim, yiyin. Teşekkür ederim ablacığım. Hoş geldiniz ablacığım. Hoş bulduk. Teşekkür Neler ediyorum. Neler var burada Karadeniz'e ait? O kadar çok şey görüyorum evet, ki. Evet, Karadeniz'e ait hamsili pilavımız var. Laz böreğimiz var. Burma dediğimiz, burmakar diyoruz. Sarmamız var, zeytinyağlı. Hamsili ekmeğimiz var. Bu da düğün pilavı diyoruz, kaplama denir. Nasıl yapılıyor? Bir anlatabilir misiniz? Şimdi düğün pilavını önce pirincini kavuruyoruz. Ondan sonra pirinci soğuduktan sonra soğan kavuruyorum. Suyunu koyuyorum, baharatlarını koyuyorum. Tavuk koyuyoruz. Pirincini koyduktan sonra demlemeye bırakıyoruz. Yani pişme değil, sadece demleniyor. Onun yapılışı o şekilde. Hamsili pilavını önce içini hazırlıyoruz. Yani dolma içi gibi. Ondan sonra patates. Bu da bana ait özel bir özel yapılışı. Bir evet. Çünkü ben patatesi hiç görmemiştim. Yok zaten. Bu da benim icadımdır. Altına patates diziyorum. İçine de yani kuş üzümü, çam fıstığı, havuç değişik olarak ben koyuyorum onları. Hazırladım. Şey hamsi, iç pilavı. Ondan sonra tekrar hamsi, patates. Ondan sonra da çok hafif bir suyla şeye veriyoruz. Mısır ekmeği var orada. Mısır ekmeği değil, mısır o hamsili ekmek. Hamsili ekmek, affedersiniz. Hamsili ekmek var. Hamsili ekmeğin önce sebzesini, soğan, maydanoz, pazı, ıspanak. Onları kavuruyorum önce şekilde harmanlayarak. Ondan sonra hamsi koyuyorum bir şey kadar. Yani hamsiyi nasıl koyuyorsunuz? Hamsiyi parçalıyorsunuz. Tabii eziyoruz. Şeyi alınıyor. Ondan sonra ona herhangi bir şey katıyor musunuz? Yağ gibi ya da baharat gibi. Hamsiye mi? Evet. Hayır. O hamsiyi orada koyduktan sonra yağını, baharatını onun içine koyuyoruz zaten. Hı-hı. O konduktan sonra yoğuruyoruz. Fırınlıyor. Fırından sonra yemeği hazır sunuyoruz insanlarımıza. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapayım? Buyurun. Çok güzel çalıyorsunuz. Eksik olmayın efendim. Sizin güzel olun. O yüzden çok merak ettim, geldim. Evet, sağ olun. Önce şişirdiniz, ondan sonra çalmıştınız. Doldurdunuz. Evet. Havaya doldurdum. Çalın. Artvin'in, Rize'nin milli çalgısıdır. Evet. Benden bir parça istiyor musun? Evet, istiyorum. Ne? Çift jandarma mı? Ne? İstediğin olursa. Ben bilsem de söylesem. Siz de buyurun. Kaymakam konağım, bir daha. Çift jandarma gelin. Kaymakam konağında fiske vursam kan damlarda, kırmızı yanar. Dede! Haydi yarim, haydi canım, Şinanay aslan ya. Thank you.
Doğadan aşağı akar dereler ak. Güzeldir yaylaları birbirine baka. Oyna git oyna kolları çubuk olacak. Koronu oynayanlar da hadi koynaya. Efendim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim hanımefendi, sağ olun, var olun. Ablacığım hoş geldiniz. Nereden hoş geliyorsunuz? Çamlı hemşiriyiz. Çamlı hemşiriler. Evet. İstanbul'da. Ne getirdiniz? Laz buraya getirdik. Nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz Laz buraya? Laz buraya el açma yapıyoruz. 10 tane altını. Sırrını vermeden. Yani, yüzeysel istiyoruz olsun. Yüzeysel. Yani Laz buraya muhallebisi vardır. Başka hani yufka içinde. Yani nasıl yapılıyor? Şimdi size işinize bakmadan bize bir kısaca anlatın. İçine eksik bir şey söylemeden. Yok, yufkası var içinde. Arasında muhallebisi var. Muhallebinin arasına, yufkanın arasında muhallebi var. Evet, içinde sonra fırınlıyor musunuz? Fırınlıyoruz onu. Şerbeti var. Fındık tamam. Üzerine servis ediyoruz. Bu kadar. Evet, bu kadar Laz böreği. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ablacığım, hoş geldin. Abla, nereden geliyorsun? Rize'den geliyoruz. Hoş geldin. Ne getirdin bize? Simit getirdim. Rize simidi. Karadeniz simidi. Çok ünlü olduğunu duyduk. Evet yani. Nasıl yapılıyor? Ya bizim buradaki gördüğümüz simitlerden biraz daha farklı. Yani susamı görünüyor. Yok ve pekmezle pişirildiği için. Pekmezle pişiriliyor. Üstüne pekmez sürüldüğü için. O yüzden yani mideye de fazla rahatlık vermediğinden dolayı Karadenizliler çok tercih ediyor bunu. Hazmı daha kolay diyorsun. Yani bir de susam rahatsızlığı olanlar, diğer simitten rahatsız olanlar bunu daha kolaylıkla yiyebilir yani. Rahatsızlığı simit yoktur. Ne kadar? 1 lira. 1 lira. Evet. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Geldiniz. Bu Artvin'in meşhur bişisi. Bişi. Bişi, evet. Yani Artvin yöresinde genelde bütün ilçelerinde yapılan bişiler gibi. Ama buradaki bizim farkı ne? Farkı içinin boş olması, mayalı olması, Artvin'in esas has tadı olması. Artvin'den oradan. Evet, o Artvin'in kokusu, Artvin'in lezzeti. Artvin'den getirdiniz. Evet, Artvin'den getirdik. Esas kız kardeşim katılıyor. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep Efendioğlu. Bu sene ilk katılıyorum. Hı hı. Önce Ankara vardı festivali, şimdi burası. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir şey yapıyorsunuz. Evet, bir şey yapıyoruz. Baklava görüyorum evet, burada. Hamurlardan ve erişte görüyorum. Eriştemiz var, fıçikomuz var. Kulaklı mantımız var, ev makarnamız var. Evet. Bunları siz Artvin'den getirdiniz. Evet, Artvin'den getirdik. Oradan Artvin'i ayaklarına getirdik İstanbul'un. Peki, bol kazançlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Artvin Murgul. Evet. Murgul Engelliler Dernek Başkanı Metin Mertürk. Ayrıca gazeteci yazar. Çok güzel. Anlatır mısınız bize hikayenizi? Hikayemiz engelli doğmuşuz biliyorsunuz. Engellilerin dedi ki... Ama hiçbir şey engel değil bu. Değil. Evet. Ben 48 yaşındayım. Hiçbir zaman engellimi hissetmedim. Evet, güzel. Yani hür yaşadım. Sağ olsun biz bir Murgul Engelliler Derneği açtık 2012'de. Şu anda gelen bir kaymakamımız var. Sağ olsun, var olsun. Bizlere çok değer veriyor. Hüseyin Çam Bey ve bir de Milli Eğitim Müdürümüz var. Zafer Şimşek Bey. Dediler ki biz bir ilki yapalım. Bir engelliler derneğinde götürelim. Sağ olsun. Biz de engellilerimizin ürettikleri bunları getirdik. Engellilerimizin katkısız olsun diye. Engellilerimize bir katkı sağlansın diye buraya getirdik. Çok güzel. Katılım nasıl? İlgi nasıl efendim? Daha bugün de yeni buraya Ankara'ydı. Evet. Ankara iyiydi. Burası daha yeni. Emin olun İstanbullular da çok duyarlıdır. İnşallah bizlere yardımcı olurlar. Çünkü bizler sadece devlete bakarak değil, kendi yağımızda da kavrulmasını öğrenmek istiyoruz. Biz burada gelirle yapacağımız şeylerle engellileri eğitmek istiyoruz. Öyle bir engelliler var ki inanın bize çarşıyı bile sokağa görmemişler. Onları sokağa çıkarmak istiyoruz. Onları topluma kazandırmak istiyoruz. Bu nedenle çalışmalarımız devam ediyor. Daha da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sevgili seyirciler, şimdi Cağ Kebabı'ndayız.
Bakalım ustamız ne diyor? Nasıl anlatıyor bize icra kebabını? Efendim ustam merhaba. Merhaba. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz ustam? Bu ne kadar büyük bir kebap böyle? Cağ kebap hocam. Nasıl yaptınız efendim? Burayı nasıl kurdunuz bunu? Valla bu Artvin'e has özgü olduğu için sırf kuzu etinden yapıyoruz hocam bunu. Sırf kuzu etinden bu şekilde kesip ikram ediyoruz bu şekilde. Bu şişlerin içerisine takarak koyuyorsunuz. Ondan sonra başka bir işlem gerçekleşiyor mu? Tabii yan tarafta da fazla çiğ olduğu zaman orada da arkadaşlar pişirip o şekilde servis yapıyoruz. Siz efendim. Burada sadece bir tarafı pişmiş olan yeri kesiyorsunuz. Aynen. Daha sonra işlem o tarafa geçiyor. Aynen. Yani. Aynen. Buradan da arkadaş alıyor orada tekrardan kaç pişirip kilo gönder. Bu 120 kilo. Bugün ilk gün olduğu için biraz az vurduk. Yarın öbürsü gün daha fazla olur. 300'e 400'e kadar çıkıyor bu. Anladım. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Biliyorum. Sağ olun efendim. Bugün Artvinler günleri. Evet. Etkinliğini kutlayacağız. İnşallah 4 gün boyunca buradayız. Evet. Artvin deyince ilk akla gelen cağ kebabıdır. Ama cağ kebabı tabii ne yöndense hikmetse Erzurum tarafında da daha çok yapılıyor. Biliyoruz. Yani ama, Erzurumlular bunu bizim kebabımız der. Ama kökeni de Artvin'dir. Cağ kebabı tabii. Artvin'den Erzurum'a gidiyor. Erzurum tabii sahiplenmiş ama Artvin'de de cağ kebabı meşhurdur. Şimdi biz cağ kebabımızı hazırlarken etimiz kuzu olması lazım. Bu itinana seçilmesi lazım. Kuzunun bir de incik tarafını katılmaması lazım. Diğer kısımları tamamen kaba etleri her yeri cağ kebabına kullanılır. Ustamız oradan keser. Alt kısmı tabii çiğ geldiği için kesilen yeri şöyle diyeyim. Şu tarafı çiğ gelir biraz. Onunla biz bunu böyle ızgarada tekrardan pişirmek şartıyla servisimizi hazırlayıp veriyoruz. Hem dürüm yapıyoruz hem servis tabakta yapıyoruz. Nasıl isterse o size kalmış bir şey yani. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bütün Artvinli, bütün hemşehrilerimizi, herkesi bekliyoruz. İstanbul'dan ama Artvin tişörtlerini giymişsiniz. Evet. Değil mi? Daha demin giydirdiler. Neyi temsil ediyorsunuz peki? Artvin Dernekler Federasyonu yazıyor üzerinde. Evet. Adını öğrenebilir miyim? Kerem. Senin? Sıla. Senin? Ege. Küçük hanım. Adınız nedir? Adım Rüya. Sen en küçük Rüyacığım. Sen en küçük dernek federasyonu üyesisin galiba değil mi? Sevgili seyirciler. Şimdi bu çocukların da katılımıyla Dernekler Federasyonu'na ait bu organizasyonla evet gördüğünüz gibi çocuklar da yerini almış bulunuyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artvin'den geliyorsunuz. Evet, Artvin'den geliyoruz. Nasıl efendim? Bu ikincisi galiba organize edilmiş. Evet, Fesane'de ikincisine katılıyoruz. Ancak ben Ankara'daki tanıtım günlerinde oldukça eskiyiz. Bölgemizi, yöremizi, kendi güzelliklerimizi, hem doğal güzelliklerimizi, hem geçmişten, tarihten gelen güzelliklerimizi, hem de yeni ortaya çıkardığımız katma değerlerimizi İstanbul'a, bugün İstanbul'a taşıyoruz. Fesane'deyiz 16-19 Nisan tarihlerinde. Hem hemşehrilerimize buluşacağız, hem de bizi tanımak isteyenlere ayağına İstanbul'a getirmiş olduk. Biraz bize Artvin'den bahsedebilir misiniz? Artvin'in kültüründen, lezzetlerinden. Artvin tam bir mozaik. Her ilçesinin ayrı bir özelliği var. Biz Arhavi sahil ilçesiyiz. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla ve doğanın en güzel yeşilinin buluştuğu bir noktada sıfır rakımdan 3000 metreye kadar bir coğrafyada bir yaşamın, coğrafyanın, iklimin karmaşasıyla ortaya çıktığı hem kültürel yaşam hem doğal yaşam. Ama iç kesimlere doğru gittikçe Yusufeli'nde farklı bir kültür, Şavşat'ta farklı bir kültür. Yine Borçka'da, Murgul'da, Artvin merkezde farklı bir kültür. Hem yaşam kültürü hem iklimin etkileriyle ortaya çıkan güzellikler birbirinden farklı. Tam bir mozaik. Olabildiğince doğal kalmış mekanlarımızla bu konuda insanlarımızın bölgeye ziyaret etmelerini talibiz. Biz alternatif turizm ortaya çıkarmış durumdayız. Artvin kendine göre bir turizm çalışması yapıyor. Deniz, kum, güneş değil bizim çalışmamız. Evet. Artvin'in kendisi. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Biz vermiş teşekkür olduğunuz ederiz. Bilgiler için. Tamam, sevgili geliriz. Seyirciler, Artvin Belediye Başkanımız. Arhavi Belediye Başkanı. Efendim? Arhavi Belediye Başkanı. Arhavi Belediye Başkanı İstanbul'a geldi bizleri ziyarete. Biz İstanbulluları da Artvin'e bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Kesinlikle bizim
22-23-24 Ağustos'ta bu yıl 43.sünü yapacağımız ilçe bazında bakınız Arhavi ilçesi şu anda 20 bin nüfuslu bir ilçe. 1973 yılında başladığı sanat ve kültür festivalini aralıksız 43.sünü bu sene yapıyoruz. Bu anlamda bir etkinlikler olimpiyatı şeklinde gerçekleşen festivalimize bütün İstanbulluları, ekran başında bizi izleyen herkesi davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada? Hoş bulduk. Şu anda sandık yapıyorum. Sandık yapıyorsunuz. Evet, nasıl yapıyorsunuz efendim? Şu anda kendi ripinden yapıyoruz. Kullanmış olduğumuz kendi ripi. Ama ilk örnek çalışma olarak bunları yapıyoruz. Daha sonra mısır kapçığından sandıklar yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz örnekteki gibi. Hasır dokuma işlemini yapıyoruz. Onunla öğreniyoruz. Daha sonra da yine bunun ipini kendimiz yapıyoruz. Ama bunun ipi hazır olarak alınıyor. İlk öğrenme bununla yapılıyor. Daha sonra mısır kapçığından ipini hazırlayarak sandıklarımızı örüyoruz. Çok alacağımız birçok ürünleri oradan elde edebiliyoruz. Peki bununla bu nedir? Ne ipinden yapılıyor? Bu hazır makrome iplerinden yapılıyor. Bunlar daha çok işte takılarımızı koymak için. Bir takım ufak şeylerimizi kullanabilmek için küçük örnekler yapılıyor. Bu şekilde takıları koyabilmek adına yapılıyor. Evet. Bu sandıklar evet. Burada el işçisi. Evet, arkadaşlarımızın yapmış olduğu oyalar. Burada yine sepetler var. Bunlar bakın bu mısır kapçığından yapılıyor. Evet, onun tekniği ayrı. O çok daha farklı bir teknikle yapılıyor. Farklı. Bakın şuradaki bir örnek var hocam. O örneği göstereyim. Hocam bir anlatır mısınız bize nasıl yapıyorsunuz bunları? Yöresel el sanatları. Şöyle mısır kapçıklarının kapıklarını soyduktan sonra onu bol güneşte seriyoruz, kurutuyoruz. En dış kabuğu çok sert, en iç kabuğu da çok yumuşak olur. Bizim kullanımımız için uygun değildir. Daha sonra iyice kuruduktan sonra seçeriz. Aralarından küflenmiş olanları, lekeli olanları seçeriz. Kıvırcıklarını, mısır kapçığının şu baş tarafında olan kıvırcıklarını keseriz makasla. Onları kaynar suyla önce ıslatıp daha sonra soğuk su dökerek şokladıktan sonra şeritlere ayırırız şöyle keserek. Yani yapacağımız ipin kalınlığına, yapacağımız dokumaya uygun bir şekilde şeritlere ayırırız. Daha sonra şu sepet ve materyaller için ortadan başlıyoruz. Şekle göre değişir her düğüm için bir şerit kullanarak yapıyoruz bunu. İpimizi de şöyle... Bittikçe araya ekleyerek ip üretiriz. Daha sonra dokumaları yaparız. Bütün mobilya dokumalarını yaparız, üretiriz. Çok güzel. Evet. Siz de aile bütçesine katkıda bulunuyorsunuz. Evet, kursiyerlerim bu şekilde aile bütçesine katkıda bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk sağ ol. 48 doğumluyum. Borçka ilçesinden Bacahel Epeler köyünde kayıtlıyım. Bu da koro konusundan bu da davet ettiler. Bu da görevimize gelmişiz. Peki kaç senedir bu koronun içerisindesiniz? Biz yetişmedik. Atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir korodur. Aşağı yukarı 200-300-400 senelik bir kalan bir eserdir bir de. Efendim size de yine evet, bir soru ben sormak Muhammed istiyorum. Balcı. Sağ ol. Muhammed Balcı, Boçka Cameli Düzenli Köyü'ndenim. Evet, bu koruya katılmışız. Aynı arkadaşlar gibi geldik buraya. Siz ne kadar yıl oldu bu ekibe katılalı? Ekibe katılalı 12 sene oldu. 12 senedir bu işle uğraşıyoruz. Bu halk ekibiyle birçok il geziyor musunuz efendim? Nasıl? Halk ekibiyle birçok ili gezebiliyor musunuz? Çağırdıkları zaman gezebiliyoruz, gidiyoruz yani.
Evet. Peki hoş geldiniz tekrar. Kolaylıklar. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür Nereden ederim. Geliyorsunuz? Ben Artvin Borçka Macael'den. Evet. Macael Köylüler Birliği Başkanı Olgun Bey. Doğrudur. O Köylüler Birliği Başkanıyım. Bizim Macael bölgesi bir vadi. Burada 6 köy var. 6 köy muhtarlarının oluşturduğu resmi bir birlik. Bu birliğin başındayım. Bu grubu da oradan ben getirdim. Ve sağ olsun belediye başkanımızın desteğiyle. Grubunuz gerçekten çok enerjik. Enerji veriyor bana da. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Zaten şu anda UNESCO tarafından korunmaya, kaybolmaya yüz tutmuş eserler içerisine Macael şarkıları olarak alındı. Turizm Bakanlığı literatürüne girdi. İnşallah yakında UNESCO tarafından maaş bağlattıracağız bunları. İnşallah efendim. Çünkü 9 kişi kaldılar topu topu. Öyle mi? Evet maalesef 9 kişiden sonra eğer yeni bir nesil yetiştiremezsek maalesef bu kültür kaybolacak. Bu kültür kaybolacak evet. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zahmet ettiniz. Efendim hoş geldiniz. Sizden başlamak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyim öncelikle? Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Ben Profesör Fahmettin Başar. Artvinler Vakfı Başkanıyım ve bugün burada da Artvin tanıtım günlerimizi diğer kardeş vakıf ve federasyonlarla birlikte düzenledik. Güzel bir tanıtım günü geçireceğiz, günler geçireceğiz ümit evet. ediyoruz. Sağ olunuz. Siz de tanıyabilir miyiz efendim? Efendim Hakan Bekaralım. Artvinler Hizmet Vakfı Başkanıyım. Bu organizasyona yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Tüm vakıf, federasyon ve dernekler bir arada bu hale getirdik, bugüne getirdik. Katılım umduğumuz gibi iyi. Bundan sonra da iyi geçeceğini umuyoruz. İnşallah. Bütün İstanbul'daki ve Türkiye'deki halkımızı Artvin'e davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Metin Kar, Artvin Dernekleri Federasyonu Başkanı. Bu ikincisi İstanbul'da düzenleniyor. Artvin'i İstanbul'a taşımış olduk. Amaç gayı memleketimizin her türlü doğal güzelliklerini insanlara tanıtmak. Burada metropol kentte de bir araya gelip dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak. İyi bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Herkesi 4 gün boyunca Fesane'ye bekliyoruz. Çok sürpriz etkinliklerimiz var. Belki Fesane'nin bunlar ilkleri olacak. Bunu özellikle belirtiyorum. Cumartesi pazar. Bekliyorum herkesi. Yürütme kurulu adına da tüm hemşerilerimizi buradan selamlıyorum. Saygılar, sevgiler. Hoş bulduk efendim. Sinan Temiz, İstanbul Artvin Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Herkese hoş geldiniz diyorum. İkincisi düzenlediğimiz Artvin günlerini, bütün İstanbul'daki Artvinleri değil, bütün İstanbulları biz buraya bekliyoruz. Davet ediyoruz. Cumartesi günü köy düğünümüz var. Arkadaşlar da belirttiler. Organik köy düğünü diyoruz. Otantik. Köyden, Artvin'den, Şavşat'tan atlar gelecektir. Herkesi oraya bekliyoruz. Bir de 15-20 bin kişilik Atabari rekor denememiz var. Ona da bekliyoruz. Burada amaç Artvin'in doğasını, yeşilini tanıtmak. İki öğe var Artvin'de. Doğa, insan, bunları temaları tanıtmak. Bunları işlemek. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, sağ olun. Tanıyabilir miyiz? İsmim Tahsin Ayhan, Şavşat Kocabey Köyü Vakıf Başkanıyım. Bütün vakıflar, federasyonlar ve derneklerle kardeşlik için bütün hemşerileri bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz size. Efendim teşekkür bir şey ederiz. Soracağım. Buyurun. Geçen yıl da aynı etkinlik yapıldı. Evet. Bu ikincisi gerçekleşiyor. Evet. Geçen yılki ilgiyle bu yıl arasındaki bir fark var mı? Tabii bugün ilk gün ve açılışımız biraz sonra gerçekleşecek. Daha coşkulu, daha kalabalık görüyoruz şu an bugün itibariyle. Ümit ediyoruz 4 gün boyunca aynı heyecanı, aynı coşkuyu birlikte yaşayacağız. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Biz de sizin...